İşte oraya geleceğiz. Bakalım bir drive-thru deneyimi nasıl yaşanıyor onu göstereceğiz. Evet. Bu arada drive-thru ile ilgili de bilgi vereyim. Genelde Amerika'da bankalarda ya da franchise olan yiyecek şirketlerinin müşterisi için arabadan inmeden servis sağladığı bir sistem. Bu Maine eyaletinde yaşıyoruz biz. Bence yaş ortalaması yüksek olan insanlar için bayağı avantajlı. Çünkü 12 ayın neredeyse 8-9 ayı biraz karlı ve insanlar indi çıktı yapıp da zorlanmasın diye bence güzel bir sistem bulmuşlar. Bunlarla ilgili böyle bir şey söyleyebilirim. Yani hangi kampanyalarda yapıyorlar, hangi şirketlerde yapıyorlar? McDonald's, Wendy's, o da diğer bir burger şirketi. Burger King. Sonra bankalarda TD Bank, çoğunuz biliyorsunuz zaten. Böyle şey alıyorsunuz. Bank of America, diğer bir banka şirketi. Lokal olan yerel bankalarda da kullanılıyor. Kısacası drive-thru aslında zamandan kazanma diyebiliriz. Tam burada. Kahveciye geliyoruz. Şimdi Burhan gösterecek size nasıl olduğunu, dış görünüşünü. Evet, ama ileride. Evet, buradan şimdi sağa gireceğiz. Size göstermelik bakalım nasıl kahve alınıyor. Siz de böyle gelmek isterseniz deneyiminizde zorlanmazsınız. Evet, camlar da açıldı. Evet, burası sol taraftan. Şimdi şurada enter bölümüne giriyoruz. Yani o aslında bize drive-thru gönderiliyor. Böyle takip edemem. Evet, önde küçük bir tane buton olacak. Ve orada söyleyeceğiz ne istediğimizi. Can I get a small size of hot latte with soy milk, please? Yes, please. Anything else? No, that's it. All right. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Böyle gidiyoruz. Önümüzde de mesela arabalar var. Onların da içecekler hazır olunca alacaklar. Normalde şunla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Amerika'da bahşiş sistemi var. Ben 5 doların altında olunca bu tarz yerlerde bahşiş vermiyorum. Çünkü zaten %20'si 1 dolardan aşağıda oluyor. Ama 5 doları geçince gene bahşiş vermeyi tercih ediyorum. Siz olun gene buraya gelirken arkadaşlar bahşiş vermeyi bence unutmayın. Bununla ilgili de detaylı bir video ileride neden olduğunu söylerim. Bakın işte burada geliyoruz. Kahvemizi aldık. Nerede kahve? Bu kadar. Yani çok basit. Evet, kahve. Dunkin Donut. Birkaç tane daha drive-thru çekmek istiyorum ama onları galiba diğer günler çekerim. Çünkü hepsi biraz farklı uzaklıkta mesafelerde. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar yeni bir gün. Bu sefer birkaç yere daha gidip sizlere de bu deneyimi göstermek istiyorum. Yemek mekanına gideceğiz muhtemelen ya da yine üzerine varsa kahveciye gideceğiz. O sırada aslında neler oluyor birazcık daha pekiştirmiş olacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi McDonald's'a doğru gideceğiz. Bu sefer de onun drive-thru deneyimini yaşayalım. Tabii ki de en önemli şey stop sign görünce duruyorsunuz. Şimdi önde de gösteriyor, drive-thru yazıyor, görüyorsunuz. Bir tanesine giriyorum. Ne alacağımla ilgili hiçbir fikrim yok ama bakalım bir. Hi, can I get a 10 piece of chicken nuggets and one cheeseburger, please? Any sauce?
Do you have a buffalo sauce? Buffalo, yes. Yeah, that's it. Alright, so just a cheeseburger and a 10 nugget? Yep. Alright, it's gonna be $7.86 per window. Okay, thank you. You're welcome. Şimdi first window dedi. Demek ki ilk window'a geliyoruz. 7 küsür bir şeydi. Ha. What's that? Oh. Kız bana söyle sandım. Telefonda konuşuyormuş. Hı hı. Bir de beklerim ya. Sen böyle nice olunca ben de nice oluyorum. Ah, 10 piece of nuggets and one cheeseburger. Yeah. Yes, please. Thank you. Tamam, öndeki aracı takip edeceğiz. İlerisinden veriyorlar imiş. Şimdi öndeki araç alacak kendi yiyeceğini, sonra da bize sıra gelecek. Hi, buffalo sauce inside, right? Yes. Okay, thank you. Hemen veriyoruz. Şöyle bir park alanına geçeyim. Evet, aldık şimdi. Hemen içinde formaliteden sipariş ettiğim bir tane cheeseburger, bir tane 10 piece of nuggets. Şöyle açayım içinde. Neden bastığınızı bastık çok kelimeleri? Efendim? Yarısı da yazdığınızda. 10 parça nugget. Tavuk nugget. Tavuk nugget. Oh my god. He's driving me crazy. İşte buffalo sos, acı sos. Bu, başka bir şey yok. O zaman afiyet olsun bana. Şimdi arkadaşlar son mekanımıza geldik. Starbucks. Bir de son olarak onu deneyimleyelim beraber. Sonrasında da bugünkü videomuzu bitirmiş olacağız. Her zaman dediğim gibi stop sign'da duruyorsunuz arkadaşlar. Trafik kurallarına uyalım. Evet. Şimdi dönüyoruz gene drive-thru bölümüne. Ne alacağımla ilgili bir fikrim yok ama bakalım bulacağım bir şeyler artık. Hi. I would like to try one of the Starbucks refreshers, but what kind of flavor do you have? Our, yeah. We have our strawberry chai and our mango dragon fruit. Which one is better? I prefer the strawberry. Okay, let me try that one. Medium size, size, please. Medium? Okay. Yes. Okay, thank you. Anything else? No, that's it. All right, I'll see you at the window. All right. Farklı bir şey denemek istedim. Refresher alacağız bakalım. İçimizde böyle tazelenecek mi dediği kadar var mı? Aa, kredi kartını sen mi aldın? Ha, buradaymış. Geldim. Böyle 10 saniyelik bir gerginlik. Evet. Bu sefer hızlı ilerliyor. Aslında bu 3 tane geldiğimiz yerin konsepti hep aynı. Dediğim gibi maksat size de izlerken değişik mekanlar olsun. İndi bindi yapmayı bayağı kurtarıyor yani bu. Hah, geldik. Hemen hemen. Bize de sıra geldi. Alalım bakalım bu çilekli içeceğimizi. Hello.
Mm-hmm. Oh, thank you. Mm-hmm. Thank you too. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Aldım da içeceğimi. Eğer varsa aklınızda başka bir şey, yorumlarda lütfen buluşalım. Sizin söylediklerinizi dikkate alacağım ve ona göre daha fazla video içeriği üreteceğim. O zaman şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.